Herkese Nübilum'dan herkese merhabalar. Bu bölüm adeta Parkize'nin tırtıldan kelebeğe dönüşümü gibi olacak. Bir önceki bölümde birileriyle tanışmıştı ve ona yardımcı olacaklardı. Şu anda da Fiona ile görüşüyor. İnternet üzerinden ve bir takım araştırmalar yapıyor derken bu patlamada ne böyle? Ne oldu öyle? Aa. Oha, göktaşı mı? Göktaşı mı düştü az önce bizim evimize? Dur bakalım şunu dokunmayı deneyelim. Göktaşı mı? Yani yerde de bir böyle şeyler çıkıyor ama acaba yanardan mı patlayacak yoksa göktaşı mı? Sıcak bir şey belli ki Parkize'cim. Eleyip eleyip durmasana. Tamam tabii ben komutu verdim. Sen de haklısın. Kıralım bakalım içinden ne çıkacak. Bir ejderha yumurtasıymış. Baksanıza yani şurada da bir şeyler yanıyor. Az önce kapı, yani bir önceki bölümde kapımızın önünde de bir şeyler yanıyordu. Ah be Parkize, bütün talihsizlikler de senin başına geliyor. Ha. Tabii bunun üstüne hemen bir yemek yiyip stresini atman lazım. Bu kiloları nasıl vereceğiz Parkize? Evet bu bölüme dönüşeceğiz falan ama senin sıkı bir rejime girmen gerekiyor ve spora yazılman gerekiyor. Biraz zayıflamalısın. Gittikçe şişmanlıyorsun. Bak nasıl keyifli keyifli. Nasıl aheste aheste yemeğini ya. Evet şimdi birazcık uyusun. Dinlensin. Çünkü yarın büyük bir gün. O yüzden Parkize de çok heyecanlı. Bakalım Parkize nasıl bir değişim yaşayacak ve siz bu değişimi nasıl bulacaksınız açıkçası çok merak ediyorum. İşte Fiona arıyor. Fiona bizim moda tasarımcımız. Bize yardımcı olacak kişi bu konuda. Onun bir giyim dükkanı var ve bugün oraya gideceğiz. İşte Parkize'cim heyecanla kalktı. Önce bir tuvaletini yapacak, sonra dişlerini bir fırçalayacak, yüzünü yıkayacak. Güzel bir duşunu alıp Fiona ile buluşmaya gidecek. Ve çok heyecanlı gerçekten. Ve çok mutlu yüzünden bunu anlayabiliyorum. Güzel bir gün seni bekliyor. Evet, ellerini de yıkadı güzelce. Oh, köpürte köpürte. Ardından dişlerini de fırçalıyor. Diş bakımı önemli. Güzel bir gülümsemeye sahip olmak için mutlaka dişlerimi fırçalarım diyor Parkize. Şöyle sıcak güzel bir banyonun ardından işte hazırlanmaya vakti. Bir de kendine bak bakalım. Oh parfümümüzle sıkalım. Tabii ki güzel kokmak önemlidir. Harika. İşte çok iyi görünüyorum. Şimdi bir tane saç buldu. Saçı da ele attı. Evet Parkize. Şimdi güzel bir kahvaltını da yapalım. Yani aç aç gitmek olmaz. Hele Parkize için mümkün değil. Peki senin de bundan hoşlanmam Parkize. Evet, şimdi çılgınlar gibi kahvaltı hazırlama zamanı. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve Parkize bu öğünü asla atlamaz. Her zaman kahvaltısını eder bir yere gidecekse bile. Şimdi bir pankek hazırlıyoruz kendimize. Üf, beni canım çekti ya. Şöyle güzel bir pankek. Parkize'nin yemek yapması benim iştahımı açıyor diyebilirim. Çünkü çok güzel yemek yapıyor. Evet, yumurta, süt, un ve meyvelerle birlikte harika bir karışım. Üstüne birazcık da bal ve kaymak. Afiyet olsun Parkize. Benim için de ye. Evet. Çok heyecanlıyız şu anda. Evet, şimdi birazcık da su içelim. Ve Fiona dükkana geldi.
Bu bizim moda tasarımcımız ve o dükkana geldim. Bize yardımcı olacak kişi. Bu dükkanı galeriden indirdim. Üstüne de bir küçük düzenlemeler yaptım. Şöyle kıyafetler falan ekledim. Ve Parkize şimdi bunları deneyecek. Şahane durdu Parkize. Gerçekten çok yakıştı. Gidip diğerini de bir dene bakalım. Evet, muhteşem görünüyorsun. Yani bir kıyafet bile bir kızı bu kadar değiştirebilir. Gerçekten. Güzel, bunları alıyoruz. Hadi bakalım Parkize. Önce şu elbiseyi alalım. Arkasından da diğerini satın alalım. Ve Parkize'nin baştan ayağa muhteşem değişimi hızla başlasın. İşte Parkize'nin muhteşem değişimi. Bu onun günlük kıyafeti. Şöyle göstereyim. Sadece makyaj yaptık, saçlarını boyadık ve kaşlarını aldık kızımızın. Ve buna rağmen çok değişti. Bu formal kıyafetimiz. Şöyle yüzünü ve makyajını da gösterelim. Ya çok güzel olmadı mı? Ben bile bu kadarını beklemiyordum ama bence çok güzel oldu. Şu spor kıyafetimiz. Evet, çünkü spora da başlamamız gerekecek. Bu geceliğimiz. Yine formal kıyafetimizle aynı bir parti kıyafeti. Evet.
Şu da denize giderken giyeceğimiz kıyafetimiz, mayomuz. Bu sıcak hava kıyafetimiz, yani sıcak havalarda giyeceğimiz yazlık kıyafet ve bu da kışlık kıyafetimiz. Yani çok iyi oldu. Gerçekten Pakize alışım oldu. Yani yüzünü falan bayağı değişti. Makyaj çok değiştirdi gerçekten. Ve bu saç rengi bence tamamen Pakize'nin rengiymiş. Şöyle günlük kıyafetimiz olan. Gerçekten kızımız muhteşem olmadı mı? Evet, bunun için Fiona'ya çok teşekkür ederiz. Ve Fiona da gördüğü karşısında çok şaşırdı. Pakize ne kadar değişmiş, ne kadar güzel olmuşsun dedi. Yani teşekkür ederim, bu sizin eseriniz. Gerçekten çok mutluyum dedi. Ve Fiona da buna gurur duydu. Gerçekten Pakize'nin bu güzel değişimiyle gurur duydu. Pakize çok mutlu. Eve geldi ve şu anda işte aynada kendine bakıyor. Evet diyor, çok güzel olmuşum. Ve muhteşem. Gerçekten Pakize'yi böyle mutlu görmek beni de çok mutlu etti. Çünkü Pakize bunu hak ediyordu. Hemen yeni halini takipçilerine paylaştı tabii ki. Kızlar şuraya bakın dedi. Ne kadar değiştim. Yani siz bu değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda buluşalım dedi. Bakalım, ben de sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda buluşalım. Bence Pakize afet oldu be. Gerçekten efsane oldu. Şöyle bir sürü selfie çekildi ve takipçilerine paylaştı. Evet, Pakize'nin özgüveni de yükseldi. Fotoğraflarını da duvara astı. Biz de burada bu bölümün sonuna gelelim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.